İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Dün kısa bir video oldu biliyorsunuz. Bununla ilgili eleştiriler aldım. Hemen öncelikle onu açıklayarak programa geçmek istiyorum arkadaşlar. Dünkü çekimde arkadaşlar aslında konu başlığım Bülent Ersoy'la olan gerginliğimle ilgili açıklamalarda bulunmuştum. Ama sağ olsun köpeklerim bir türlü videoyu tamamlamama izin vermediler. Bülent Ersoy'un ağı tuttu sanırım. Paşa çok havladı. Çok kestim, çok kalktım. Bölük pörçük oldu ama gündemi de yakalamak adına biliyorsunuz dün Gülşen olayı ve Sezen Aksu ile ilgili sosyal medyada infial oldu. Çok konuşuldular. Bu konuya dair çok yorumlar yapıldı. Gündemi kaçırmamak adına kırptım. Birazcık oradan kestik, buradan kestik. Kurtarabildiğimiz, sizleri rahatsız etmeyecek bölümlerini YouTube kanalımda yayınladım. Bunun için özür diliyorum. Yani kısa olmasının nedeni aslında uzun bir videoydu. Köpeklerin havlamasından dolayı çok fazla havladıkları için ve ben de çok fazla müdahale ettiğim için oturdum kalktım. Yani kesip kurtarabildiğimiz kısmı o kadardı. O yüzden kısa oldu. Onun için öncelikle özür diliyorum. Ve şimdi tekrar konu başlığımız Bülent Hanım'la olan benim gerginliğimin altında yatan nedenleri, neden aramız gergin, neden bazı eleştirilerimde aldığım yorumlarda Bülent Ersoy'u sert eleştiriyorsun diyenlere kılavuz niyetinde bir yayın gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben 2002-2003 senelerinde bir albüm yaptım. İlk albümüm, ilk heyecanım, Yaşım Kadar Yalnızım albümünü yaptım. O dönemlerde gerekli PR'ı da yaptık. O gün aklınıza gelebilecek Beyazlar, Okanlar ki onların en iyi dönemleriydi. Beyaz'a, Okan'a, Seda Sayan'a, Mehmet Ali Erbil'e, Yasemince programı vardı. Ondan sonra Serap Özgüler, şimdi aklıma gelmiyor. Yani o dönemde kim varsa hepsini albümün PR'ı için katıldım. Hatta Aktüel dergisine kapak oldum. Bir sürü yazılı gazetelerde haberlerim çıktı. Ve bunun üzerine bir de ufak bir tanınırlık elde etmek üzereyken, bir de bunun üzerine klibimle Kral TV'de en iyi çıkış yapan kadın adaylar arasında gösterildim. Buraya kadar kısa bir özgeçmiş. Nereye bağlayacağım geliyor hemen. Neticesinde müzik sektöründe olduğum için çıkış arıyorsunuz. O dönemlerde ne kadar medyatik olursanız, ne kadar işinize dair tanınırlığınız varsa o kadar çok işe gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yalnız bir kadın olarak, tek başına bir insan olarak, hayatta yaşamaya, kendi kendini idame ettirmeye çalışan bir şarkıcı olarak tüm şarkıcılar ne yapıyorsa ben de onu yaptım arkadaşlar. Neyse. Yollarımız Gülbahar Hanım'la kesişti ATV'den. O zaman Harika Pazar vardı. Onun işte muhabirliğini yapan gazeteci bir hanımefendiyle tanıştık. Bizim basın işlerimi takip ediyordu. O kadar işlemden sonra işte Kral TV Video Müzik Ödülleri'ne katılacağız o geceye. Dedi ki şık olmamız gerekiyor Sevdacığım. Hay hay tabii ki. Tabii günümüzdeki kadar abiye mağazası o kadar çok yoktu 20 sene önce arkadaşlar, takdir edersiniz ki daha çok bu tarz şeyler diktiriliyordu. Yani çok öyle 3-5 tasarım kıyafetini haricinde hazır giyim bu kadar gelişmemişti. Önce onu belirtmek istiyorum. Şimdi o seçenek o kadar çok ki gir herhangi bir abiyeciden al. Neyse arkadaşlar, Gülbahar kıyafet diktirmek için Nur Yerlitaş Hanım'la görüştü. O da bizden haber bekliyormuş gibi. Aa, Bülent Hanım da tanışmak istiyor Sevda Hanım'la. Günleri karıştırabilirim. Tabii ki aradan önce zaman geçmiş. Çarşamba diyelim. Çarşamba günü Sevda Hanım gelsin. Bülent Hanım da burada olacak. Hem tanışmış olurlar hem de kostüm ne düşünüyorsanız işte onları anlatırsınız. Çalışırız, malışırız gibisinden bir görüşme geçti. İlk Bülent Hanım'la Nur Yerlitaş'ın atölyesinde yanımda Eda, Gülbahar o şekilde tanıştık. Önce biliyorsunuz onun klasiktir, insanları böyle bir tanımıyormuş moduna geçmeyi sever ve ama sonra tabii ki dökülüyor. Kapıdan içeri girince işte Nur Hanım, Sevda Hanım, bu o mu dedi böyle bir. Tabii ki ister istemez ekrandan gördüğünüz birisi aslında onun da alışkın olması lazım. Makyajsız, sade, bundan daha zayıfım arkadaşlar. Belki 55 kiloyum. Çok zayıftım yani onu belirtmek istiyorum. İncecik dal gibi bir kız. 20'li yaşlarında genç bir kız. Mutlu da olmuş. Bülent Ersoy kendisiyle tanışmak istedi diye onure olmuş. Büyük bir heyecanla Nur Yerlitaş'a gitmiş. Yani o merdivenleri çıkan yolculuğun başındaki bir sanatçı olarak. Neyse. Kendileri de Allah var çok kibar karşıladılar. Bülent Hanım çok ilgili davrandı.
İşte ben sonra işte önce bu o mu tanımadı, tanımamazlıktan geldikten sonra Seni Beyaz'da izledim. Okan'da izledim. Programlarını izledim. İşte Kral TV'de de o gece bütün basın orada olacak. Çok şık olmanı istiyorum. Hatta takılarımı verebilirim dedi. Ben kendim kabul edemem böyle bir şey dedim. Böyle bir konuşma geçti. Kesinlikle bir saygısızlık, negatif bir konuşma olmadı. İşte kendisi merak ettiği her şeyi sordu bana. İşte bir atölyede ne olması gerekiyorsa nur üstüne mor at, yeşil at, kıyafet kumaşları bakıldı falandır, fişmandır. Böyle bir aramızda nasıl diyeyim, söyleşi geçti diyelim. Bunun üzerine Mutlu Mesut biz oradan işte bütçemizin düşük olduğunu söyledik haliyle Nur Hanım'a. Çünkü Nur Hanım çok astronomik fiyatlar istediği için ben yolun başındaki bir sanatçıyım, henüz daha çalışmıyorum. Bütçesi biraz uygun bir şeyler olsun gibisinden. Yazık, ben de öyle kendi kendime izah ediyorum durumumu. Neyse biz oradan çıktık arkadaşlar. Ha pardon, çıkmadan önce Bülent Hanım bana dedi ki seni dedi benim kuaförüme gitmeni istiyorum dedi. Şimdi randevu alıyorum dedi. Randevuya dedi gitmemezlik etmezsin değil mi dedi. Ölüm olmadığı sürece asla dedim. Kendi kuaföründen bana randevu aldı. Çengelköy tarafında bir AVM'de, MOS muydu bilemiyorum şimdi. Geçmiş zaman arkadaşlar. Böyle bir konuşma geçti. Bizi gayet güzel oradan gönderdiler. Kapıdan çıkar çıkmaz. Hayatım bunlar şizofren, kötü kalpliler. Biz saf saf gittik. Onlar merak ettiği soruları sordu. İşte merak öğrenmek istediklerini öğrendiler. Aslında piyasada şöyle bir şey dolaşıyordu. İşte Sevda'nın zengin bir sevgilisi var. İşte ona kaset yapıyor, albüm yapıyor, para harcıyor falan diye böyle dedikodular dolaşıyordu. Seyhan da kankası. İşte Seyhan beni tanıyor falan. Laflar gitti geldi. Herhalde biraz öyle konuşuldum ki merak ettiler bunlar beni. Kalibremi, çapımı. Yani iyi niyetli çağırmadılar. Neyse çıktıktan sonra Gülbahar'a bir telefon. Bir daha buraya gelmeyin. Şaşkınlık içerisindeyiz. O canım cicim gayet düzgün konuşan insanlar çıkışta bize bir daha buraya gelmeyin diye telefonda Nur Hanım bizi aradı. Şimdi şok geçirdik tabii ki. Ne olduğunu da anlayamadık. Neden böyle bir şey söylediler? Hani negatif bir konuşma yok, bir saygısızlık yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. İlk tanışmam bu şekilde oldu kendisiyle. Sonra tabii ki o dönemin yazılı basını Bülent'le mukayese falan etti. Cinsiyetimizden dolayı belki ya da ne bileyim işte bir şekilde müzikte o dönemler bu kadar fenomen yok, bu kadar sanatçı yok. Bülent Hanım'dan sonra televizyonlara çıkan bir transseksüel yok. Belki o ilgilerini çektiği için böyle haberler oldu ama basının yaptığı haberler. Ufak tefek, küçük zaten yolun başındasına kadar büyük olabilir. Böyle mücadelelerin içindeyken oradan böyle bir tepki aldık. İnanır mısınız kovulduğumuz halde? Kibarca kovulduk. Bir daha gelmeyin. Aslında Gülbahar dedi de Nur Hanım biz dedi gelmedik. Siz davet ettiniz. Siz çağırdınız. Siz merak ettiniz. Siz istediniz dedi. Şimdi böyle bir telefona ne gerek vardı diye Gülbahar söyledi. Neyse. Kovulmamıza rağmen arkadaşlar saygısızlık olmasın diye Bülent Hanım'ın randevu aldı diye randevu aldığı kuaföre gittim. O gün saçımı orada yaptırdım. Hazırlandım bir şekilde Kral TV video müzik ödüllerine katıldım. Ödülü alamadım. O gece de ödülü Lara kazandı. Neyse konuyu dağıtmak istemiyorum. Orada bir tanışıklığımız oldu. Biz o PR sürecinde Gülbahar çıkış arıyor. Yani biz nasıl gündem yaratırız diye. Bana dedi ki Sevdacığım popstar çok o zaman popüler. Gider popstardan bize bir o gün bile elensen oraya çıkıp Bülent Hanım gerçi istemez senin orada olmanı ama bir şansımızı deneyelim. Gidersen bize çok faydası olur basın PR anlamında dedi. Ben de tabii ki dedim. Neyse popstara katılmak üzere. Kar, kış, bir soğuk anacım nasıl bir soğuk. Akgün Otel mi? Hatırlayamıyorum şimdi. Elemelerin olduğu yere gittim. İnanır mısınız? Nasıl bir mahşeri kalabalık, nasıl bir kalabalık. Mesleği şarkıcı olmayan herkes orada. Yani meraktan gelen var. İşte ne bileyim ama ben de bir şansımı deneyeyim diyen var ki ben o döneme kadar da 17 yaşından beri sahnedeyim. Haldır haldır şarkı söyleyen profesyonel bir şarkıcıyım yani. Hani bu mesleği şarkıcılık olan bir insanım. Neyse. Dondum, parmaklarımın ucu buz kesti. Vazgeçme noktasına geldim. O kadar üşüdüğümü hiç hatırlamıyorum. Neyse içeriye girebildik bir şekilde. İçeriye girdikten sonra Ebru Gündeş, Armağan Çağlayan böyle bir masada oturuyor. Bülent Hanım yok ilk elemede. Olsa zaten ilk elemede bile geçemezdim. Şarkımı söyledim. Şarkımı söyledikten sonra daha ağzımı açar açmaz o hemen kaptılar beni. Hiç unutmuyorum çıktım. Ne çıkar bahtımıza ayrılık var sayarım sanma ki
Güzellin o ipek saçlarına dökülen akla biter. Böyle bir kara sevda, kara toprakla biter. Dedim ve beni kaptılar arkadaşlar. İlk elemeyi geçtik arkadaşlar. Neyse. İkinci eleme günü. Hepsi orada artık. Orhan Gencebaylar, Armağanlar, Ebru Gündeşler, Bülent Hanım oturuyor. Neyse ilk eleme herkes girdi çıktı girdi çıktı, bekliyorum ben de orada. İlk elemede daha profesyonelce saz koymuşlar, mikrofon koymuşlar. İkinci elemeye geldiğimizde arkadaşlar kapıdan içeriye girdim. Daha mikrofonun başına gelmemle Bülent Hanım o masadan bir kalkışı vardı. Dinlemedi beni arkadaşlar. Bakın özel bir ilgi istemiyorum. Özel bir muamele beklemiyorum. Ama sen orada yoldan geçenler bile, şarkıcı olmak isteyenler bile girdi, onları bile dinledin. Ne olursa olsun yolun başındaki bir sanatçı olarak karşına gelmişim. Beni dinlemedi arkadaşlar. Apar topar telefonunu elinde bağıra çağıra yıkıyor indiriyor oraları. Nasıl bunu benim karşıma getirirsiniz falan. Kimsenin olduğunu anlayamadı. Herkes buz kesti. Ne Ebru Gündeş anladı, ne Armağan anladı, ne Orhan'a niye dellendiğini, niye delirdiğini kimse anlamadı. Tek anlayan bendim. Çünkü Bülent Ersoy böyle bir fırsatı bana tanımak istemedi. Çünkü biliyor ki konuşulacak, biliyor ki mukayese edilecek. Okey, dinleyip olmadı, başka sefere de diyebilirdi. Neden bu kadar olunca insan içinde beni refüze edip bağırıp çağırıp yani diyor ki dinlemiyorum bile, muhatap bile olmuyorum. Hani sen Beyaz'da izlemiştin, Okan'da izlemiştin, çok beğenmiştin. Hani yardımcı olmak istiyordun, takılarını bile vermek istiyordun. Ne oldu da o gencecik kızın hayallerini orada yıkıverdin? Ay yer yarılsa da yerin içine girsen. 200-300 kişi belki o kadar insanın içerisinde seni dinlemiyor, bas bas bağırıyor. Kimse de ne olduğunu anlamıyor. Bu kadına ne oldu bir anda? Niye sinirlendi bu kadar diye. Ben daha o kadar tanınır değilim. Yani ne Ebru Gündeş, ne Armağan, bunlar bilmiyor ne olduğunu orada. Niye bu kadın bu kadar tepki verdi diye bilmiyor. Şizofren bir şekilde o yanımdan böyle bağıra bağıra bir geçişi var. İşte yaş ve tecrübe. Şimdiki aklımla, şimdiki beynimle olsam o benim yanımdan öyle bağıra bağıra geçerken buna müsaade eder miydim? O saçından tuttuğum gibi böyle çalardım yere. Ne yaşını dinlerdim, ne başını dinlerdim. O saygısızlığa, o terbiyesizliğe misliyle cevap verirdim. Ama toyum, küçücük 20'li yaşlarında bir kadın gelmiş, ürkek, yolun başında heyecanıyla şarkı söylemek istiyor. Beni apar topar dinlemediler. Kimse beni ne söyleyeceğimi unuttum, ne şarkı. Ya zaten dinlemediler. Şarkıya girmeme müsaade bile etmediler. Tamam teşekkür ederiz deyip beni oradan kovulmaktan beter ettiler. Şimdi size soruyorum. Bülent Ersoy sesimle döverim, bilgimle gömerim deyip bu kadar kendine güvenen bir star yolun başındaki bir sanatçıya bu muameleyi neden reva gördü? Doğru bir davranış mı? Diyemez miydi? İstemiyoruz derdin. Özel bir muamele beklemiyorum ama benim bu hakkımı elimden aldın sen. Bu hakkımı elimden aldın. Belki gene bir şey olmayacaktı ama şansımı denemiş olacaktım ben de tüm insanlar gibi. Sevilirdim ya da sevilmezdim. Ama sen bu benim hakkımı elimden aldın orada. Hani diyor ya Bülent Ersoy, Ebru Gündeş'e bir tane gay geldi, sesi de çok güzeldi. Biraz böyle kırık kırık diye almadınız. Ne olurdu çıksaydı şarkısını söyleseydi diye demagoji yaptı ya, bir de böyle çıkıp sanki çok seviyormuş gibi. Niye o gay'i aldırtmadınız? Çok beğenmiştim. Böyle ağlar gibi çıksaydı okusaydı ne olurdu diye. Ben okusaydım ne olurdu? Tığ gibi tertemiz giyimli, bakımlı, sesi de kendince güzel bir kadın geldi, orada şarkı söyleyecekti. Neden izin vermedin? Bu kadar güveniyordun, bilginle dövüyordun, gömüyordun, bu kadar büyük stardın da neden izin vermedin? Siz olsanız, böyle bir muamele görmüş olsanız siz ne yapardınız? Takdiri size bırakıyorum. Beni orada o gün refüze etti arkadaşlar, onca insanın içinde hiçbir günahım ve suçum olmamasına rağmen. Görür görmez de tanıdı. Bunlarda da yılan zekası var. Öyle hani salağa masuma yatıyorlar ama işlerine gelen her şeyi de gayet unutmadan hatırlıyorlar arkadaşlar. Böyle bir muamele, çok üzüldüm. İnanın o kadar üzüldüm ve kırıldım ki böyle bir muameleyi hak etmemiştim çünkü. Zaten almama ihtimalini bilerek gitmiştik. Şey dedi, bana Gülbahar dedi, kesinlikle seni oraya aldırtmaz dedi.
bu ihtimali biliyorduk ama bu kadar şov yapıp beni orada onca insan içinde küçük düşürmeden gönderebilirdi. Teşekkür ederiz, uygun bulmadık deyip gönderebilirlerdi. Kavga ediyor. Wow, nasıl bağırıyor? Koca salon yankılanıyor. Böyle bir bağırma şekli yok. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Sizlere soruyorum. Böyle bir şey yaşadık. Neyse. Sineye çektik. Yani neticede yolun başındaki bir sanatçısın. Ekonomik özgürlüğün yok, gücün yok. Onlarla mücadele edebilecek, savaşabilecek imkanların yok. Dev gibi bir ordu gibi basın arkasında Fahrettin Aslan ona bütün olanakları zamanında sağlamış. O olanaklarla seni ezmeye çalışan birisi. Ne yapabilirsin? Gücün nedir ki ezebilirsin, konuşabilirsin? Ben de konuşamadım orada, öyle kala kaldım. Ve arkadaşlar her yerde bir ambargo. Sonrasında bunun da çalıştığı Haluk diye bir menajeri var. Ben Haluk'la çalışmak için ofisine gittim. Konuştuk gene neyse. Bana dedi ekibini kur. Kıbrıs'ta ben bardak koysam bardağı çalıştırmak zorundalar diye böyle büyük büyük laflar edip beni heveslendirip ekibini kur. Bilmem şeyini hazırlığını yap. Bana alo diyor, ben seni Kıbrıs'a gönderiyorum dedi. O ara Bülent Ersoy onunla çalışmıyordu. Bir baktım şak diye Bülent alınca da kapılar bana kapandı. Menajerle de çalışamadım. Burada da ben Bülent'in parmağı olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi birkaç şey daha yaşadım. Yani gizli bir el arkadan sizin hiçbir şekilde bir şeyden sıyrılmanızı istemiyor. Yani sizin ekmeğinizle oynamak, bu sizin geleceğinizle oynamak, bir hakkınızın elinden alınması demek bunlar. Bunları bana yaşattı arkadaşlar. Tüm bunları yaşamama rağmen yine şöyle bir şey yaşadım. Ben Ankara'da uzun süre çalıştım. Zaten kendim de Ankaralıyım, Ankara doğumluyum. Uzun sürede çalıştım. İncek'te oturuyorum. İncek'te Winner diye bir otelde program yapacaklar. Winner'ın sahipleri, işletmecileri Emre Bey beni aradı. Dedi ki Sevdacığım dedi beni dinlemeye geliyorlar. Bir sanatçı olarak tanıyorlar. İşte bu gece işte bizde Muazzez Abacı çıkacak, Bülent Hanım çıkacak. İsterseniz misafirim olun diye. Tabii ki onlar bizim Bülent'le takışmalarımız. Nereden bilsin herkes? Bir geçmişte böyle bir sürtüşmemiz olduğunu bilmiyorlar. Hani o da bir sana büyük sanatçılar geliyor. İzlemek ister misiniz diye davet edildim. Bunu da niye anlatıyorum? Açıklayacağım. Neyse. Hay hay dedim. Bülent Hanım'la dedim aramız iyi değil ama Muazzez Abacı'yı en azından son bir kez de olsa dinlemek isterim. Artık yaşı da var. Bir daha belki sahnede göremeyebilirim. Çok da büyük hayranıyım. Muazzez Abacı'yı dinlemek için gittim. Tabii ki Bülent Ersoy'u da dinleyeceğim. Saygısızlık yapacaklar. Bakın şunu karıştırıyorlar. Ben Bülent Hanım'ın hiçbir zaman sesine laf etmedim. Sanatına laf etmedim. Hiçbir zaman bunları eleştirmedim ben. Kesinlikle ben sanatıyla ilgili, sesiyle ilgili bir eleştiride, bir yorumda bulunmadım. Beğenmediğimi söylemiş olabilirim. Bu bir tercihtir. Ama yorumda bulunmadım. Haddimi de bilirim arkadaşlar. Neyse gittim. Yakın bir arkadaşımla en önde oturuyoruz. Koca salonu. Muazzez Abacı'yı deliler gibi dinledim ve alkışladım. Avuçlarım patlayana kadar. Onu da alkışladık. Saygıda kusur etmedik. Hiçbir yanlışımız olmadı. Bütün salonu böyle geçti. Yanımdan böyle muhatap olmadan geçiverdi. Neyse, bunu niye anlattım? Kürk konusunda eleştirirken, kadındaki zekaya bak, kürk konusunda eleştiriyorum. Yani kürkün işte nedenli zorluklarla yapıldı, hayvanlara işkencelerle yapıldığından bahsediyorum. Bülent Hanım'ın böyle en azından şov yapmasın, göstermesin, kürkçü dükkanlarında kürküyle hava atmasın, 200 kürküm var, şu kadar para verdim, böyle şeyler yanlıştır diye bir haber yapmıştım. Orada kalktı, yorumlarının bir tanesinde gelip işte Ankara'da hem hayran olup en ön masada izleyip ondan sonra içinde hayranlıkla kıskançlık var diye. Orada tek başına bir program yapmamıştı. Ben Muazzez Abacı için gittim. Kabul ediyorum. Kendisini de oturdum dinledim. Ama bunu bile demek ki yanındaki onu yazdıran kimse benim oraya geldiğimi, onu izlediğimi falan yorumlar kısmına yazdırıyor. Bunları yapabiliyorlar. Yani arkadaşlar kalpleri ve vicdanları kötülüğe çalışıyor. Ne oldu? Nur ne götürebildi? Nur da bunun aynısıydı. İnanın bunlar var ya kalplerinde zerre kadar sevgi, zerre kadar iyi niyet olmayan insanlar. Kendi istikballeri, kendi şöhretleri, kendi çıkarlar için harcayamayacakları insan yok. Silemeyecekleri, yapamayacakları kötülük yok. Yani bütün imkanlarını, paralarını, şöhretlerini bu uğurda harcayabilirler. Bu kötülük için yani. Ne oldu, ne götürebildi? Bir avuç toprağın içinde yatıyor insanoğlu. Yani bu kadar hırs, kin, öfke, nefrete ne gerek var? Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Kimse kimseyi elektriği uyuşmak zorunda değil.
beni sevmeyebilir, benimle belki frekansı da tutmamış olabilir. Ama bu denli bir zalimliği, o kadar çok şey yaşamış, o kadar eziyet görmüş, o da ne bileyim Zeki Müren'den baskı gördüğünden, yasaklandığından, bu kadar mesleki cinsiyetinden dolayı deformasyona uğramış, deforme edilmiş bir insanın, bu kadar acı yaşamış bir insanın yolun başındaki birisine bu kadar sert davranması sizce doğal bir şey midir? Özel bir ilgi beklemedim ben. Bana elimden tutsun, yardımcı olsun demedim. Ama benim bir hakkımı elimden aldı arkadaşlar. Belki her şey daha farklı olacaktı. Ve dahi halen de eleştiriyorum. Görüyorsunuz değil mi? Uğursuz bir kadın ya. Sazlarına yaptığından sonra ya para gönderdim. Her şey para demek değil. Sen 20 sene çalıştın, sazları içeriye girmiş. Bir istersen bir görüşüne git, bir ziyaretine git. Birkaç kez ne bileyim yanındayım da bir destek ol. O çocukları da mağdur etti. Belki kendi isteğinin dışında ama bir şekilde onları da mağdur etti. Şimdi görüyorsunuz Anıtkabir'de 3 tane askerin ekmeğiyle oynadı. Bir, iki tanesi şeye sürüldü, Hakkari'ye sürüldü. Bir tanesi de işinden edildi. Yani kimsenin, affedersiniz, hayatı umrunda bile değil. Neymiş, şemsiye tuttuğunu bile görmedim diyor. Ayol bas bari fotoğraf çektiriyorsun. Amacına ulaştı biliyor musunuz? Onun da nedeni işte herkes Gülşen gündemde, Hande Yener gündemde, hatta Ajda Pekkan bile konuşuluyor. Ben niye konuşmuyorum? İşte Ankara'da da programa gitmiş. Çıkmadan işte ben de bir sallayayım, işte Anıtkabir'e gideyim. İşte kurgulanmış şeyler. Biz zaten Bülent Hanım'ın Anıtkabir'e gitmesini değil, bu fotoğrafların basına servis edilmesinin neticesinde bak o askerlerin başına gelen olayları eleştirdik. Çünkü onların üniformalarına sorumlulukları var. İlk videomda, o videoda da bahsettiğim gibi ne oldu? Masum insanların canları yandı. Tıpkı zamanında benim canımın yandığı gibi. Büyük star olmak bu demek değil. Dünkü o kısa videoda Sezen Aksu'dan bahsetmiştim biliyorsunuz. Sezen Aksu'nun söylemlerini ya da şarkısını savunmanın mümkünatı yok. Şarkıyı savunmak değil. Ben Sezen Aksu'nun topluma çok faydalı bir sanatçı olduğundan, işte herkese ön ayak olduğundan, herkesin elinden tutup egolarına, hırslarına yenik düşmeyip kimleri çıkarmadı ki yıldız, okul gibi yıldız tilbeler herkesin elinden tutmasını diğer sanatçılara örnek olası bir yana olduğundan bahsettim. Bu onun şarkısını tasvip ettiğimden, tasvip ettiğim anlamına gelmez. Böyle bu niyetli bir kadının, bu kadar iyi niyetli bir kadının bir din istismarı yapma niyetinde olabileceğini düşünmediğimden bahsettim. Lütfen kelimeleri dinlerken birini savunuyor, birini sahipleniyor veya da bu konuda yanlış yorum yapıyor diye değerlendirmeyin. Ben Sezen Aksu'nun kalbinin güzel olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşünce yapım. Siz böyle düşünmüyor olabilirsiniz. Bakın şarkısını savunmuyorum. Belki amacının dışında olmuş olabilir. Amacının dışında olmuş olması da emin olun ki ben İslam dinine saldırmak için ya da peygamberlere saldırmak için söylenmiş kelimeler olduğunu halen düşünmüyorum. Sezen Aksu'nun bir ironi yaptığını, Sezen Aksu'nun belki amacının dışına taşmış bir espri, ne bileyim bir böyle mizahla karışık bir şarkı olduğu için böyle bir şey kullandığını düşünüyorum ama belki bir kesim tarafından, dini hassasiyetleri fazla olan insanlar tarafından yanlış anlaşılabilir. Ben Sezen Aksu'nun şarkısını savunmadım arkadaşlar. Ben Sezen Aksu'nun duruşunu ve kimliğini savundum. Sanatçıya bakış açısını savundum. Bir sanatçı duruşunun böyle olması gerektiğinden bahsettim. Aynısını Bülent Hanım da yapabilirdi. Bu kadar kıskanç, nefret, kin dolu olmaktansa kimi elinden tutup da kime faydası olmuş sizlere soruyorum. Yani benim elimden tutmayabilirdi ama yolumu da kesmeyebilirdi. Orada bir dönüm noktasıydı. O dönüm noktasının önünü kapatmıştır kendisi. Hala da gizli olarak biliyorum ki ben bir yerlerde bir şey olsam bu kızı çıkartmayın veya bu kızı çalıştırmayın diyecek karakterde biri olduğunu da çok iyi biliyorum ve bunu yaşadım, gördüm arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi bana soruyordunuz Bülent Hanım'a neden kızgınsınız? Kırgınlığımın, kızgınlığımın nedenini son derece samimi bir şekilde, hiç abartısız, eklentisiz, canlı şahidi Gülbahar Yaşıyor gazeteci, bunları yaşadığım için
üzülmüşümdür, kırılmışımdır ama buna rağmen de eleştirilerimin yersiz ve haksız olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi kesinlikle sanatını eleştirmedim. Benim eleştirdiğim konular Kürt'le ilgili, şatafatla ilgili, ne bileyim işte sesini ya da sahnesini değil de daha çok şatafatı satmasına dair kızdım ve buna dair yorumlar yaptım. Hakaret içeren, saygısızlık içeren hiçbir yorumda yoktur. Ülkenin kırılma dönemlerinde, ülkenin zor dönemlerinde yapılmaması gereken açıklamalar yapmıştır. Ekonomik krizin olduğu bir dönemde, pandeminin olduğu bir dönemde, insanlar burnundan solurken parasıyla hava atmasının, kürküyle hava atmasının, yüzüğüyle, takıllarıyla, milyonlarıyla gösteriş yapmasının bence bir en hafif tabirle görgüsüzlük olduğunu söylemişimdir. Takdiri size bırakıyorum. Saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın.